Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün sizi efsane bir savaş uçağıyla tanıştıracağım. MiG-31'i anlatacağım size. Gerçekten Rus uçaklarının tabiri caizse en çirkinlerinden biri ama çirkin çekiciliğine sahip. Diğer yandan da teknik anlamda uçan bir radar, çok etkili bir radar sistemi var. Yüksek irtifadan aynı anda çok sayıda hedefi takip edebiliyor. Ve modernize ederek bu uçaklar hala Batı tarafı için Rusların elindeki en büyük kozlardan biri. Peki MiG-31 projesi nasıl hayata geçti? Niye böyle bir uçağa ihtiyaç duyuldu? Ve modası geçmek üzereyken ne tür yeniliklerle ölümcül bir silah haline geldi? Bugünkü videomuzda konumuz MiG-31. ...1960'larda Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin üzerinden işte U-2 uçaklarıyla keşif uçuşları yapıyor. Tabiri caizse böyle ellerini kollarını sallayarak buralardan uçarken karşılarına yerden havaya atılan etkili füzeler çıkmaya başlıyor. Ve bu uçaklar için artık uçuş devri öyle elini kolunu sallayarak uçuş devri kapanıyor. Amerika orada bir konsept değişikliğine gidiyor. U-2 yerine çok daha yüksek irtifadan çok daha hızlı uçabilen SR-71 uçaklarını yapıyor. Tabii ki bu rekabetlerde Ruslar da boş bırakmıyor pazarı ve onlar da irtifa ve sürat rekoru kırabilen MiG-25 uçaklarını geliştiriyor. Gerçekten böyle görünüşü çok küt bir tasarıma sahip büyük bir uçak, çok güçlü motorları var ve MiG-25'ler o yılların sürat irtifa sınıfındaki rekorlarını bir bir kırmaya başlıyor. Fakat 1976 yılına gelindiği zaman enteresan bir gelişme yaşanıyor. Bir Sovyet pilotu uçağıyla firar ederek, kaçarak Japonya'ya götürüyor bu uçağı. Ve Japonlar yaklaşık bir ay boyunca uçağı tutuyorlar. Çok iyi inceliyorlar Amerikalılarla birlikte. Ve arkasından zaten uçak pistten çıkmış, kaza kırım geçirmiş. O uçağı teslim ediyorlar, pilotu vermiyorlar. Fakat bu adımla da birlikte MiG-25'in sırları da ortaya çıkmış oluyor. Ruslar hemen bir yeni bir plan kurmak üzere, yeni bir oyun kurmak üzere bir strateji geliştiriyor. Ve MiG-25'in yerine çok daha gelişmiş yeni bir savaş uçağı yapmak üzere düğmeye basıyorlar. Ve bu projeye de MiG-31 adı veriliyor. 1979 yılına yapımına karar veriliyor. Çok yüksek irtifadan daha güçlü motorlarla daha hızlı uçabilecek bir tasarım, devasa bir savaş uçağı çıkıyor ortaya. Çok o yılların çok iyi bir radar sistemi takılıyor ve 1980'lerde o yavaş yavaş Soğuk Savaş'ın kırılmaya başladığı yıllarda bu uçağın imalatı gerçekleştiriliyor ve 600'den fazla MiG-31 üretiliyor ve sadece iki kullanıcısı oluyor uçağın. Bunlardan biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hava Kuvvetleri, diğeri de Kazakistan oluyor. Başka ülkelerin de talepleri oluyor ama 1994 yılında MiG-31'lerin üretimi tamamlanıyor. Ve Soğuk Savaş'ın bittiği 1990 yılının sonrasında da bu uçak yavaş yavaş sırları böyle biraz da Rusya'nın fuarlara götürmesi, radarı sergilemesi veya krizlerde ortaya çıkan olaylarla birlikte de uçağın etkileri daha da iyi ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta 2000'li yıllarda da şöyle bir olay oluyor. 2007 yılında Suriye resmi olarak uçağı satın almak üzere Rusya'dan talepte bulunuyor. Ruslar başta okey veriyorlar. 7 adet uçağın 2009'da teslim edileceğini ifade ediliyor. Hatta iddialara göre Suriyeli pilotlar Rusya'ya gidiyorlar, eğitimlerini falan alıyorlar ama araya İsrail giriyor. İsrail'in bayağı böyle bir sağlam baskısıyla 2009'da yapılması planlanan teslimatlardan vazgeçiliyor ve çünkü böyle bir uçağın Orta Doğu'da dengeleri bozacağı ifade ediliyor. Sonrasında ise bu yaşanan yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaşta bazı MiG-31'lerin Suriye Hava Kuvvetleri'ne Rusya tarafından verildiği iddiaları da hala konuşulmakta. Şimdi isterseniz gelin biraz uçağın teknik özelliklerine, taşıdığı sistemlere bakalım. Bu uçağı özel yapan neymiş, buna bakalım. Uçağın en önemli özelliği Zaslon olarak adlandırılan inanılmaz gelişmiş bir radar sistemi. Bu radar ilk ortaya çıktığı zaman
pasif elektronik tarama radarı olarak tasarlanmış. Menzili tam 200 kilometre ve aynı anda uçak 24 hava hedefini takip edebiliyor. Bunlardan da aynı anda 6'sına atış gerçekleştirebiliyor. Örneğin 4 tane MiG-31'in yan yana uçtuğunu düşündüğünüz zaman bu uçaklar arasında 120 kilometreye kadar uçaklar data linkler üzerinden bilgileri paylaşabiliyorlar, birbirlerine hedefleri aktarabiliyorlar ve çok geniş bir alanda taramakta hiçbir sıkıntı olmadan bölgeyi koruyabiliyorlar. MiG-31'ler için planlanan aslında yeni nesil savaş konseptlerine göre. Örneğin çok alçaktan uçan seyir füzeleri, çok yavaş uçan insansız hava araçları, dikine iniş kalkış kabiliyetiyle piste gerek durmayan helikopterler gibi böyle çok yavaş, çok hızlı, havada durabilen gibi farklı farklı hedefler MiG-31'ler tarafından vurulacak şekilde özel dediğim gibi radara sahip ve bunları da vuracak yeni nesil mühimmatlara sahip. MiG-31'in öyle akrobasisi, manevrası kısıtlı olduğu için hiç öyle dogfight'lara falan girmiyor. Çok uzaktan hedefini tespit ediyor ve bu hedefi attığı uzun menzilli işte R-77 gibi yeni nesil, daha yeni nesil hava hava füzeleriyle hedeflerine vurarak imha ediyor. Bu nedenden dolayı da Rusya açısından stratejik bir uçak bu. Videonun başında da belirttiğim gibi aslında MiG-31'ler 600'den fazla imal edilmiş ama bugün envanterde 120'nin biraz üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ama bunların hepsi modernize edilmiş yeni nesil sistemlere sahip olmuş olan uçaklar. MiG-31 için bu gelişmiş radar sistemi tekrar elden geçiriliyor. Daha etkili hale getiriliyor. Aynı zamanda pilotun uçuş sırasında verileri daha iyi takip etmesi için o göstergeli ekranlar yerini renkli ekranlara bırakıyor. Yani göstergeler yerini ekranlara çeviriyor. Böylece daha hassas olarak kontrol gerçekleştiriliyor. HOTAS olarak adlandırılan pilot bir eli gaz kolunda bir eli lövyede uçarken o gaz kolu üzerinden atış yapabilmek için mühimmatları seçme seçenekleri ekleniyor. Bunun gibi özellikler var. Data linkler geliştiriliyor ve data linklerin etki alanları, menzilleri, aktardıkları bilgi miktarları daha da gelişiyor. Ve şu an MiG-31 gerçekten yeni de görevi stratejik bombardıman uçaklarıyla Ruslar böyle bir okyanusların üzerinden falan inanılmaz uzun menzilli uçuşlar yaparlar. Bu uçuşlara da MiG-31'ler eskort ediyorlar. Yani işte Tupolev serisi, Tupolev 160'ın, Tu-95'in bu uçuşlarında yanlarına birer MiG-31 geliyor. Ve uzun menzilleri sayesinde bu uçaklar saatlerce o uçağın kolunda eskort görevi yapıyor. Yani dışarıdan herhangi bir uçak geldiği zaman hemen radar kilidi atması veya yanında onu gördüğü zaman MiG-31 tehlikeli bir uçak. Taşıdığı mühimmatlar, attığı mühimmatlar, hava hava füzeleri gerçekten çok tehlikeli. Pek fazla o işte Batı yapısı, Amerikan yapısı uçaklar pek yanaşmak istemiyorlar. Tehlikeli bir uçak olduğunu da söylemiş olalım. Yani bugünkü görevi aynı şekilde yenilenmiş sistemlerle, yenilenmiş silahlarla MiG-31 havadaki o efsanesini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ben QF-F-16'larla yani hedef uçak haline getirilen F-16'larla ilgili bir video hazırlamıştım. Altına bazı okuyucularımız demiş ki ya biz F-16 almaya çalışıyoruz, adam F-16'ları vuruyor. Vurduğu dış bir gövde, bir kabuk vuruyor Amerikalılar. O uçağı mükemmel hale getirecek olan sizin yapacağınız modernizasyon, yeni nesil radar, atış sistemleri, yeni nesil kullanacağınız gelişmiş mühimmatlar. İşte bunları yaptığınız zaman 1970'lerde tasarlanmış bir MiG-25'in üzerine devam eden MiG-31 hala çok ölümcül silahlardan haline gelebiliyor. Bu nedenden dolayı da işte F-35 olmadı, ne yapacağız, o parayı nasıl kurtaracağız? Bir miktar F-16 blok 70 alarak yani yeni nesil radarıyla, sistemleriyle güncel olarak sistemi tutabilmek önemli. Bunu da yapabildiğiniz sürece uçaklar ömürlerini caydırıcılıklarını devam ettiriyor. O yüzden hani şu uçak aldım böyle, bu uçağı aldım şöyle diye düşünmemenizi ben tavsiye ederim. Bugün Rusya tarafına doğru uzandık. Eski Sovyetler Birliği döneminden kalmış en öldürücü uçaklardan biri olan MiG-31'i size anlatmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce işin felsefesini size aktarmışımdır. Detaylı havacılık savunma haberleri için tolgozbek.com sitesi sizin ilginizi bekliyor. Oraya bekliyoruz. Gerçekten çok detaylı konular sizlere sunuyoruz. Sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz.
Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bizlere ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.